Odri Meydan TV'den herkese merhabalar. Ben Deniz Fırat Kaman, yanımda yorumcu koltuğunda her zaman olduğu gibi Mert Yorumlu İmrah var. Mert, hoş geldin. Fırat'cığım hoş bulduk. Nasılsın, iyisindir inşallah. Vallahi iyiyiz, keyifler yerinde. Bomba gibi bir haftayı daha sonuçlandırdık. Güzel karşılaşmalarımız vardı. Kesinlikle. Genel olarak hafta hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi ben bu hafta keyif aldım, bol gol gördüm yani. Evet. Çok gollü maçlar oldu, güzel maçlar oldu. Yani onun dışında bir iki tane sürpriz maçımız var. Onları zaten yere gelince konuşuruz. Evet. Yani. Saçımı nasıl buldun? Vallahi yeni stilim. Yani yalan olmasın. Ronaldo'ya benzemişsin. Ronaldo ya tabii. Batıkentli Ronaldo. Batıkentli Ronaldo. Buradan takımlara duyurulur yani. Hala transfer teklifi almadım arkadaşlar. Söylüyorum bakın, forvette iyiyim diyorum ama. Yani bilmiyorum, Ekrem Kıçır bu saç modelini gördü mü? Ben Ekrem Kıçır'a küsüm ya. Allah Allah. Almıyor, niye? Almıyor bizi takıma. Sakarya turnuvasına seni nasıl çağırmaz ya? Ben de anlamadım, beni nasıl çağırmadılar ya. Yani sen şimdi tamam, bak oyun stilin okey. Evet. Saç stilin de tamam. Tamam artık. İşte bir Ronaldo yani. Ya her şeyim hazır. Dilersen bu haftaki karşılaşmaları verelim önce. Real Bozkurt 8, Dudu İnşaat 1, LFC 9, Osman Gazi FC 5, Efsanesti 2, Aktif Punch 18, FNC Gıda 4, Ulu Önder City 5, Atletico Eskişehir 15, TTK Futbol Club 4, Galip Türkan Spor 7, Fak Fakir Spor 0, İhtiyar FC 0, Terminadores 17, Kurtuluş FC 5, Birlikes 3, Köprübaşı 8, Eski Bağlar 2. Dilersen direkt ilk karşılaşmamıza geçelim Mert. Tabii. Real Bozkurt 8, Dudu İnşaat 1. Evet. Aynen. Güzel bir karşılaşma. Favori olarak gördüğümüz Real Bozkurt hani bizi şaşırtmamış ama bu kadar farklı bir skor bekliyor muyduk? Yani açıkçası ben geçen haftadan biraz bu sinyalleri aldım. Yani biliyorsun eksik bir İran FC'ye karşı oynamıştı. Vallahi abi güzel bu. Dediğim gibi yani tamam, adamlar bu inşaat ekibi oyunculardan oluşuyor. Yani oraya o klasik Alman panzeri denilen tabir var ya, evet, dizilmiş olsalar da yani Real Bozkurt affetmedi abi. O adamların aralarını geçip geçe böyle yani golleri attılar. Evet, güzel bir karşılaşma oldu ama hani Dudu İnşaat'ın biraz daha gol atmasını beklerdim ben. Hani Real Bozkurt'ta hani her ne kadar hani şu anda hani ligde üst sıralarda bulunsa da hani liderlikten daha düşeli 2-3 hafta oldu. Yani bir düşüşte olan bir takım. Her geçen hafta oynadığı futbolla biraz daha düşüşe geçiyor. Yani o eski Real Bozkurt sanki yok gibi. Yani Dudu İnşaat maçında bu gerçekleşmedi belki ama Galip Türkan Spor maçı var önümüzdeki hafta. Yani bu maçta geçen hafta da bahsettik zaten, ben büyük sürprizler bekliyorum. Aynen, zaten Galip Türkan Spor son haftalarda bayağı performansını arttırdı. Zaten dilersen onun maçında da ayrıntılı konuşuruz. Evet. Yani buradan Bozkurt'a en son şöyle bir sinyal verebiliriz. Yani haftaki maça bence dikkat etsinler. Evet. Çok dikkat etmeleri gerekiyor çünkü hani Galip Türkan Spor ciddi bir yükselişte. Yani artık potalara çıkmaya başladı. Bilmiyorum bu karşılaşmada nasıl olur. Vallahi üst sırasındaki bir ekibe karşı yani. Evet. Osman Gazi'nin sergilemiş olduğu performans gayet göz dolduran bir performans. Tabii ki tabii. Yani 95 bir skor. 9 gol fazla gözükecek ama rakibine karşı böyle bir mücadele etmesi gerçekten takdire şayan yani. Ben buradan Osman Gazi ekibini tekrardan tebrik ediyorum yani. Hani ama işte LFC'nin kalitesini biliyoruz yani, burada her hafta yeri geldiğince dile getiriyoruz. Zaten hani LFC'nin ikinci yarıda tamamen oyunu domine ettiğini görüyoruz yani peş peşe. Hani dediğimiz gibi ilk yarı goller bir o taraftan bir bu taraftan geldi ama ikinci yarıda LFC peş peşe goller atınca yani bu fark da bu şekilde açılmış oldu yani. Bu arada düzeltiyorum, hani LFC 2-0 öne geçti. Daha sonrasında şey oldu, hani 1-0 pardon, daha sonra ilk yarı hani 4-4 gibi bir skorla kapandı. Ha evet, doğru. Yani güzel bir karşılaşmaydı. Osman Gazi ile buradan tebrik ediyoruz. Yani yavaş yavaş onlar da yükselişe geçecek gibi gözüküyor. Önümüzdeki haftaki rakibi hani daha da onları zorlayacak. Terminadores'le oynayacaklar. Evet. Yani biraz daha dikkatli olmalı. Yani ben ama dediğim gibi Osman Gazi ekibinden hala umutluyum. Yani en azından ikinci devrede, yani ligin ikinci devresinde. Ya işte potada kalmaları lazım. Yani o ligden düşmemeleri lazım.
en azından o ilk 15'e girmeleri lazım. Yani ben olası bir ligden düşme durumunda, yani şu anda baktığım zaman tabloda Aktif Punch, Efsanesi ve ihtiyarları görüyorum. Yani evet. Yani olası bir ligden düşme durumunda hani bu takımları şimdilik öngörüyorum. Tabii onlar da kendilerine bir çeki düzen verdikleri takdirde yani onlar da hani tekrar potaya oynamaya başlayabilirler. Kesinlikle. Ha, aynen. Hatta Yılmaz Vural'ın bir maçtan sonra bir açıklaması vardı şey diye. Tecavüz. Resmen bize tecavüz yani, ettiler. Bunu yapan takım da Aktif Punch. Yani o da şaşırttı. Birazcık yani haftalar sonra ilk kez maç oynayıp maç kazandılar. Kesinlikle yani. Yani 18-2. Yani hiç acımamışlar. Yani bu kadar haftanın hani 12-13 haftanın tamam mı hıncını efsanesinden abi gerçekten hani çıkarmışlar. Böyle bir çıkarma yok ama. Evet yani 18-2 ya. Kesinlikle. Hani, buradan Aktif Punch kaptanı Mazlum Temel'e sesleniyorum. Hiç mi acımadınız? Yazık günahtır ya. 18-2 nedir ya? Bir de yani lige yeni katılmış ekiplerden biri. Evet evet. Yani mesela bu takıma karşı biz geçen hafta Galip Türkan'ın çok güzel bir jestini gördük. Evet. Fair play yani bak, açısından. Galip Türkan Spor bile hani bir fair play yapıyor. Altı bile derken ya. Yani onlar bir zaman fair play bir takım. Yani evet. Galip Türkan Spor böyle bir fair playlik yaptı ama yani görüyoruz ki Aktif Punch ama yani adamlar birikmiş ya. Adamlar röportaj verdi. Ama şimdi ya. Ben eski Aktif Punch şey, röportaj Aktif verdi. Aktif Punch'ı da yani burada hiç kılamıyorum. Yani abi adamlar yılmış artık. Aynen. Hani gerçekten oynamayı çok seviyorlar. Bu ligde yani bulunmaktan büyük keyif alıyorlar. Yani adamların tek derdi keyifli bir şekilde futbol maçı oynayabilmek. Sana bir şey söyleyeyim. Şu skor şu takımdan başkası çıkarmazdı bak. Bak sana yemin ederim. Belki bir de Osman Gazi FC'ye yapabilirdi böyle bir şey. Ama yani hiçbir takım şöyle olmaz. Ya maç bile erken bitti galiba değil mi? Hoca maç, yeter artık atmayın falan filan ya, dedi herhalde. Hoca dedi ki yani düdüğümde bir problem oluştu dedi. Sürekli düdük ettiriyorsunuz abi bana dedi. Yanlış hatırlamıyorsam maç bir 7 dakika erken bitmek durumunda kaldı. Hani bir 7 dakika daha devam etse hani daha da 25'e 30'a gidiyordu. Yani buradan takımlara sesleniyoruz arkadaşlar. Ama ben şimdi acıyın. Efsanesi takımlara da şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Yani oynamayın. Hayır yok yani aslında güzel oynayacak bir takım ama mevkileri belirlememişler. Ben yani halı sahalarda duymaya alışık olduğumuz şu cümleyi duydum. Yani, Allah'ını seven defansa kesinlikle gelsin. Hani defansta sabit oyuncular yoktu o yüzden yani böyle şey gibiydi. Aktif Punch'ın forvetleri çok rahat Efsanesi kalesinin oraya çay söyleyip bekleyebilirdi. Sıkıntısız gerçekten böyle kolay bir maçtı yani. Kalecileri çok isyan etti Efsanesi. Tabii ki. Yani söylediğim gibi karşılaşma hakkında aşırı bir detay veremeyiz ama yani hani, çok dediğimiz gibi her şey ortada ya. 18-2. Yani daha bu maç üstüne ne konuşulabilir diyebiliriz yani. Gol atmışlar. Neyse. Efsanesi diye buradan kendilerini toparlamalarını rica ediyoruz. Siz aynen. Bir Esliga takımısınız. Kendinize evet. Gelin lütfen. 18-2 nedir? Kesinlikle. Bir sonraki maçımıza geçelim istersen. FNC Gıda 4, Ulu Önder City 5. Evet. Bak işte bu maç da gerçekten haftanın maçı. Yani haftanın maçı diyebileceğimiz yani maçlardan biri gerçekten. Biri değil ya. Bence net haftanın maçı yani. Müthiş bir maçtı. Kesinlikle. İnanılmaz bir maçtı izlemesi. Hani orada oynayan oyuncuların da çok az duyduğunu düşünüyorum ben. Gerçekten harika bir karşılaşmaydı. Yani bu karşılaşmada Ulu Önder City gerçekten çok üstün başladı. İlk golü Fenerbahçe Gıda attı. Hani ama Erman Köse'nin bir golü var. Yarım gole. Dam diye yapıştırdı böyle. Hani güzel bir maçtı. Çok önde başladı Ulu Önder City. Ama ben şunu gördüm yani Ulu Önder'de. Ulu Önder bu maça gerçekten hazırlanmış. Yani. Kesinlikle çok hazırlanmış. Çok hazırlanmış. Yani şeyde demiyorlar hani yani bu ligin üst takımı, bu ligin alt takımı. Evet. Artık ben onu görüyorum. Son 2-3 haftadır Ulu Önder'de böyle ciddi çalışmalar var yani. Ben bunu gördüm yani. Adamlar hem taktiksel olarak hem şey olarak gidip rakiplerini izliyorlar. Kesinlikle. Onlar hakkında özellikle şey çıkartıyor. Özellikle kaptanları yani Volkan Ateş. Yani kendi maçından çok diğer maçları falan izliyor. Yani müthiş bir maçtı ya. Hani her şeyiyle harikaydı. Hani sadece yani karşılaşma berabere de bitebilirdi. Hani zaten uzun süre bir oraya atıyor, bir oraya atıyor, bir oraya atıyor, bir oraya atıyor. Ama maçın ilk devresi için Ulu Önder City'nin bir ağırlığını koyduğunu ya söyleyebiliriz. Şunu çok rahat söyleyebilirim. Kesinlikle yani Ulu Önder City'nin bir yani maç vardı. Sadece ilk yarısı oynansaydı
bile yani sadece Ulu Önder ezip geçerdi yani. Ezip kesinlikle. Geçmiş bir şekilde yani oynadığı oyunla, atılan gollerden yani bahsetmiyorum. Kere, her ne kadar hani berabere de sonuçlansa hani son dakikada buldular. Yani Ulu Önder City oynadığı futbolla, koyduğu ağırlıkla falan hani burada Fenerbahçe'ye üstünlüğü ben hissettirdiğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin defansında anlamadım yani. Ya bir kişi kalıyor ya iki kişi kalıyor, sürekli böyle defansta böyle bir sıkıntılar yaşıyorlar. Ya ben mesela bu maçta Ulu Önder'de şeyi falan beğendim. Ersin'le Samet. Hı, evet. Güzel de. Ve abi. Samet de mesela sol bekte. Ya bu oyuncuları da mesela beğendim. Ben galibiyet golünü attı. Ya ben mesela birkaç hafta önce buradan kusura bakmasınlar Ulu Önder defansına biraz sallamıştım. Ama bu maçta tam hani böyle tam benim futbol anlayışıma göre güzeldi. Herkes tam yerinde müdahalesini yapıyordu. Hani bek oyuncular hata çok güzel katkılarda falan bulundular. Özellikle evet. Samet Ulu Önder'de Samet güzel işler çıkardı yani. Hani gerçekten hakkıydı yani Ulu Önder'in. Abdullah da yine tutmaya çalıştılar. Hı-hı. Gerçekten özel bir önlem almışlar. Kesinlikle yani. Buradan havaya sesleniyorum, hava durumuna. Yani ben... Fenerbahçe maçını konuşmuştuk ben. Abdullah Eroğlu hakkında hani demiştim. Durdurma oyuncuyu markajı almazsan yani ona... Yine durduramamışlar. Geri iki tane saplamışlar. Tabii. Yani iki tane atmış ama yani... Müsaade etmedikleri gayet ortada. Yani, güzel bir karşılaşmaydı. Hani dediğimiz gibi haftanın karşılaşması olabilir. Buradan Ulu Önder City'yi tebrik ediyoruz. Bu galibiyetle birlikte önümüzdeki haftada hani Efsane City ile oynayacaklar. Evet. Bu galibiyetle birlikte yavaş yavaş üst sıraları tırmanmaya başladılar. Sadece bir averaj sıkıntıları var. İlk 3 hafta çok farklı yenildikleri için bu averaj sorununu çözmeye çalışıyorlar. Belki Efsane City karşılaşmasında bu sıkıntıyı çözebilirler diye düşünüyorum. Yani bilemiyorum. Bir punch böyle yaptıysa bunlar böyle... Sonraki karşılaşmaya geçelim. Evet. Atletico Eskişehir 15 dedik abi. Atletico Eskişehir takımı. Olamak istedim. Ya bir flaşı salak. Adamlar yani sonunda kazandılar. Hayır, bunu ıslatmamız lazım. Atletico Eskişehir kazandınız. Vallahi buradan bir kebap falan söylemeniz lazım. Bizim. Takım kaptanı Sinan'a seslenebilirsin. Vallahi 5'e 4 ama hadi Atletico bu kadar attı. TTK nasıl bu kadar yedi? Yalnız şöyle bir şey var. Atletico Eskişehir 2 tane yeni oyuncu aldı. Misafir olarak oynattı onları. Hı-hı. Bildiğim kadarıyla da ligin 2. devresinde onları yani transfer edecek. Resmi transferini de gerçekleştirecekler yani. Ben o oyuncuları da çok beğendim özellikle atakta. Evet. Zaten böyle farklı bitmesinin sebeplerinden biri de bu. Ama asıl sebebe gelecek olursak buradan ben TTK kaptanı Süleyman Kuşçu'ya seslenmek istiyorum. Geçen hafta da konuştuk. Evet. TTK'nın sürekli eksik oynadığını. Kendinize gelin ya. Aynen. TTK siz bu artık ligin 2. devresine gelmeden önce abi yapması gereken tek şey az kadrosu, az 7 tane oyuncusunu kesinlikle belirlemesi şart. Süleyman kendi tabii. Oynamadı ya. Evet bu o karşılaşmada kendi Süleyman ve dediğimiz gibi Atletico Eskişehir'in kaptanı tribünden yan yana maçı seyrettiler. Bir yandan da hani güzel bir görüntü aslında ama hani gir oyna Süleyman takımının kadar fark yok. Tabii. Sıkıntı şuydu benim gözlemlediğim kadarıyla misafir gelen oyuncular takımda yani az olan oyuncularla pek anlaşamadılar. Aynen. Onlarla iletişimleri kötü oldu. Zaten bu takıma da kötü yansıdı. Birbirleriyle anlaşamayınca bir takım zaten futbol bir takım oynuyor. Takım olamazsanız yenilmeniz çok başka bir sonuç olmaz yani. Evet. Mecbur yenileceksiniz. Nitekim öyle oldu yani. Hani ben buradan uyarımı tekrar yapayım. Çünkü maçı çok konuşmamıza lüzum yok. 15'e 4 yani ne konuşabilirsin ki? Yani işte Atletico Eskişehir'in bir yükselişi. Yani TTK'nın düşüşüne devamı. Yani konuştuklarımız hep bize geri geliyor ya. Evet. Yani her hafta aynı şeyleri konuşuyoruz neredeyse. Yani ligde artık bir alt sıralardaki hani tamam belli başlı takımlardan bir yükseliş var. Yani ben işte ligin ikinci devresinden biraz ümitliyim çünkü takımlar evet iki tane misafir oyuncu bulundurmakları var. Evet. Onlar da farkında yani bu gidişatın bazı oyuncuların bireysel oyunlarından kaynaklandığını farkındalar ama işte adamların ellerinden gelmiyor. Şu an transfer
gerçekleştiremiyorlar. Evet, mecburen maalesef. Bir 3-4 hafta daha beklemeleri gerekiyor. Hı-hı. Ama dediğimiz gibi TTK oyuncularını bulabilirse ligin ikinci yarısında tekrar üst sıralarda yer alabilir. Devre arasından sonra evet biraz dengeler değişebilir. Hı-hı. Yani birkaç takım var benim yine kesinlikle değişeceğini düşündüğüm. Evet. Bakalım önümüzdeki haftalarda neyi gösterecek. Hani belki daha ilk devre bitmeden bile hani kendini yenileyebilen takımlar olabilir. Bakalım. Bir sonraki karşılaşmaya geçelim istersen. Ya benim çok ümitlendiğim bir takımdı. Galip Türkan 7, Fak Fakir Spor 0. Hı-hı. Yani Fak Fakir yeni katıldı turnuvamıza. İzledim biraz. Maçın ilk 10 dakikası, 15 dakikası gerçekten güzel futbol oynadılar. Hı-hı. Yani aha dedim yani bir tane daha gerçekten güzel bir takım geldi. Ve gerçekten aslında iyi bir takım. Çok da güzel futbol oynuyorlar. Bildiğim kadarıyla genç oyunculardan oluşuyor değil mi? Genç. Evet. Hani birbirleriyle de güzel paslaşıyorlar ama hani yani Galip Türkan Spor gibi bir takım. Hani tecrübeli bir takım. Tabii canım. Yani zaten son haftalardaki burada performansı da gayet kesinlikle hoş yani. Yani iyi. Artık güzel bir takım olmuşlar. Hı-hı. Hani birbirlerini iyi tanıyorlar. Nerede ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Yani uzun süre karşılaşma berabere gitti ve rakibini güzel analiz ettiler, beklediler ve rakibi hani böyle futbol temposuna bu şeye tam alışık olmadığı için belli bir dakikadan sonra düşmeye başladı. Yavaş yavaş. Gerçekten güzel çünkü bu hani sıfıra karşı maçlar çok nadiren görüyoruz ligimizde. Aslında onlardan biri oldu yani. Direkten dönen toplar, kalecinin çıkardığı, saçma sapan avuta giden toplar çok kaçırdı Fak Fakir. Yani yani birkaç hafta daha oynayıp Galip Türkan'la karşılaşsa bu karşılaşmanın daha böyle başa baş gidebileceğini düşünüyorum. Evet ama ben yine de tabii kazanan tarafın Galip Türkan olacağını düşünürdüm. Evet. Yani bu maçı biz bir 3 hafta sonra falan konuşuyorsaydık bence skor çok farklı olmazdı. Yani 3-4 farklı yine kazanabilirdi. Tabii yani biraz daha başa baş geçerdi karşılaşma. Hı-hı. En azından hani Fak Fakir Spor da gol atabilirdi. Hani Galip Türkan'ın birazcık ben bu noktada hücum hattı okey ama defans hattını tam anlamıyla beğenmedim. Aslında hiç gol yememişler gibi gözüküyor ama rakip takım forvetlerinin affedersiniz beceriksizliğinden kaynaklanıyor birazcık. Yani onlara şansı yaver gitmedi. Ama hani dikkatimi çeken bir oyuncu var Galip Türkan Spor'da kaç haftadır bahsedeceğim aklımda. İsa. Yani İsa Cengiz gerçekten çok kaliteli bir futbolcu. Hani o birazcık takıma yani bir farklılığını hissettiriyor. Gerçekten topu ayağına aldığında falan hani top ayağına çok güzel yakışıyor. Hani Galip Türkan Spor'un yükselişindeki en önemli etkilerden birisi. Zaten başta bir kaptanları var Fatih Köprü. Tabii Fatih Köprü de şimdi es geçmemek lazım. Evet yani ya, takımı güzel toparlıyor. Takımın bir nevi ağabeyi gibi diyebiliriz hani. Oyunculara verdiği talimatlar, oynayışı, şey yapışı. Hani haftaya Real Bozkurt'a bir sürpriz yapacaklarına yani eminim demeyeyim de hani düşünüyorum ya. Hani o maçı Real Bozkurt'a bedava vermezler. Yani ben evet bu favori yine Real Bozkurt. Yani kesinlikle favori Real Bozkurt. Evet Galip Türkan bu yükselişini sürdürebilir yani. Ya en kötü bence bu hafta belli olacak biraz. Evet. Sanki. Ya en kötü ben bir puan çıkarabileceğini düşünüyorum yani. Evet. Yani ama başa baş geçecek karşılaşma o kesin. Hani, ama favori hani favori tabii yani biraz daha tecrübesinden yani. Hem oyuncuların şeylerinden dolayı büyük ihtimalle Real Bozkurt. Hemen bir sonraki karşılaşmaya geçelim. 17. Yine Murat Özgen. Evet. 17. Bunlar daha yeni geliyor ki. 18 tane bir atar, 17 tane bir atar. Ya bu da tamamıyla ben tamam mı? Hadi onu geçtim şeyi. Hı hı. Hani aktif maç dedik. Ya aktif maçı suçlayamam ben gerçekten. Tabii tabii. Yani onlar hani doldu o yüzden yani. Dedi de. Bu maçın bu skora gelmesinin tek sebebi Ahmet Erdem Çakır. Aynen. Buldu beleş. Yok aslında bu maçın buraya gelmesinin tek sebebi Uğurcan Kara. Yani Uğurcan Kara o kadar atıyorsa al sana daha fazlası dedi. Ya kaç golde? 15'li mi attı? 15'li hatırlıyorum. 15 atmış olması lazım. Bir maçta 15 gol. Yani Terminadores 17. İhtiyarlar hepsi 0 değil. Hı hı. Terminadores değil. Ahmet Erdem 15, ihtiyarlar FC 0. Kesinlikle. Bu maç biraz böyle olmuş. Yani.
Allah razı olsun, hani Aykut'a da bir gol attırmış gerçekten. Burada ne açıklamalar yapıyordu hatırlıyorsun sen değil mi? Benim için gol kralı olmak önemli değil. Aynen. Önemli olan takım. Birisi ya bu skoru bana açıklasın biri ya. Hani madem önemli olan takımdı, madem önemli olan tabii takımın kazanmasıydı. Yani 15 tane atmışsın. Ya yemin ediyorum doymuyor ya. Ahmet için mi konuşuyor? Vallahi doymuyor ya. Hani bak insan tutar, alın bunu da siz atın arkadaşım falan filan der. Ben çok attım der. Tek çocuk mu büyüdün Ahmet? Tek çocuk mu büyüdün yani? Bu nedir ya? 17-0. Yani ihtiyar, ihtiyarları da yani... Gözünü hırs bürümüş, hırs. Yani... Ben şeye de şaşırdım yani. Ya bir de tek başı bak, bak özür dilerim sözünü keseceğim ama. Estağfurullah. Bak şimdi. Terminadores. Büyük bir takım, büyük bir kulüp. Şimdi burada Mehmet Gönen'i var, Aykut Çelik'i var, hani ne bileyim sayamadığımız bir sürü oyuncusu var. Mert, Baran, tabii, Mert Baranacar'ı var. Aha. Hani böyle bir sürü yıldız oyuncusu var. Biz her hafta kimi konuşuyoruz? Abi adam evet bir yerden malzemeyi buluyor. Bir daha kendini konuşturtuyor. Biz her hafta kimi konuşuyoruz? Ahmet Erdem çok. Evet. Bu adamların önüne geçmiyor mu bu adam? Kesinlikle. Bu adamlar hakkını yemiyor mu? Kul hakkı yemiyor mu? Buradan Mert Baranacar'a sesleniyorum. Sen de at, seni de konuşalım. Yani. Abi Ekrem Kıçır'ın da bir önlem alması lazım yani böyle yani. Takımın önüne geçemiyor kol yani. Peki bu adam bu takımdan gidince ne olacak? Evet evet. Dediğimiz gibi bu maç da böyle geçti. Yani bununla birlikte şu an bir averajını kontrol edeceğim Terminadores'in. 65 averaja çıktı. 65. Yani şu anda da kontrol ettiğim takdirde ligin en çok gol atan takımı. Abi yani aktif şey punch'ın bir sezonda attığı golü sen bir maçta atarsan... Averaj böyle olur yani. Bir şey söyleyeyim mi? 100. golüymüş bu Terminadores'in. 100. golü? Evet 100. golü. Vay. Yani vallahi buradan... Belki de buna kastılar ha. 17'de bıraktılar özellikle direkt. Böyle bir şey de olabilir. Yani böyle yani... bilemiyorum. İlluminatif tarzı şeylerden falan mı bahsediyorsun? Bak arkasından gelen takım da LFC, o da 93 golle. Yani ama LFC'nin yediği gol sayısı çok fazla. 61 golüymüş. Evet. Terminadores 35 golüymüş. İstatistiksel olarak da yani evet. Müthiş bir averajı. 65 averajı var. Yani çoğu takımın 65 golü yok. Çoğu gerçekten yok. Bak Terminadores 65 averajı var. Real Bozkurt'un 72 golü var toplam. Aynen. Ve Real Bozkurt'un ne bileyim bu kadar... O gerçi onlar da az gol yemiş. 33 gol yemiş onlar da. Onlar biraz daha maçı kopardıktan sonra yeter diyor. Maçı aldık tamam bizim diyor. Fazla evet. Da kasmaya gerek yok diyor. Böyle 17 tane atmıyor. Neyse daha fazla konuşmak istemiyorum. Aynen aynen. Bu maçı daha fazla biz konuşmayalım yani. Ben de konuşmak istemiyorum. Evet. Sen de bir Terminadores taraftarı olarak, bir Terminadores ya taraftar değil mi? Hani onları tutan bir yorumcu olarak. Ya oyun stili olarak beğendiğim bir takım. Evet, oyun stili olarak beğendiğin şu takımın şu hareket hakkında ne düşünüyorsun? Gözünden düştüler mi? Yeni giren bir takım. Daha ilk maçını oynuyor. Evet. 17 gol. Neyse. Neyse daha fazla konuşmayalım başlar. Bir sonraki tartışmamıza geçelim. Kurtuluş FC 5, Birlik Es 3. Müthiş bir maç. Evet. Müthiş Birlik maç. Birlik Es'ten harika bir performans bence. Birlik yani. Bu maçta Muharrem yoktu. Yani Kurtuluş FC'den. Ama yeni transferlerin oynadılar. Yani çünkü misafir olarak geldi tabii bu maçta. Bu maçta kendi artık transfer önümüzde çıkmıştı. Geçen hafta konuştuğumuz oyunculardan evet. Biri mi? Mirza ve Uğur karşılaşmada oynadılar. Ha, ikisi de görev aldı değil mi? Doğru. Tabii. Doğru zaten şey Muharrem'in mevkisini Mirza dolduramadı. Yani şöyle söyleyeyim. Tam bekleneni veremedi diyorsun. Ya yani. Mirza ortada oynayan bir oyuncu. Özür dilerim. Muharrem ortada oynayan bir oyuncu. Takıma domine eden, pas da atar. Hani o fiziksel şeyi... yani atak pozisyonunu hazırlayan oyuncu diyorsun. Aynen öyle. Muharrem o oyuncu. Mirza da sol açık. Hani, yani aldı mı giden bir oyuncu zaten. Tabii aldı giden, çalım atan. Hani tam anlamıyla o şeyi doldurmaz. Evet. Uğur bu noktada birazcık doldurmaya çalışsa da hani o da çok bekleneni karşılayamadı diyorsun. Tabii tabii. Ama hani dediğim gibi bu transferleriyle birlikte Kurtuluş FC gücüne güç katmış, bunu göstermiş. Belki bu transferler bu maç oynamasa yani Birlik Es belki maçı alacak. Tabii çünkü şöyle bir avantajı var. Bu aldıkları oyuncular çok genç oyuncular, kondisyonu çok muazzam olan oyuncular yani. Evet, aynen öyle. Yorulma konusunda çok sıkıntı yaşamayan oyuncular. O yüzden de yani böyle diyebiliriz skorun bu şekilde olması. Hani Birlik Es ne kadar zorlamış olsa da Kurtuluş FC dediğimiz gibi hani yorgunluk göstermeyince bu Birlik Es'in baskısına direnebildi yani. Ha, benim yorumlamam bu şekilde. Ha, bu arada düzeltiyorum ben. Furkan oynamamıştı karşılaşmada.
şeyle karıştırdım. Yani dediğim gibi Kurtuluş FC'si yani gücüne güç katmış, bir de kaleci dikkatimi çekti benim, Fatih Solak. O da hani eskiden tanıdığımız başarılı bir kalecidir. Yani o da 3 gol falan yemiş ama hani ligimiz inşallah daha da devam eder. Hani çok beğendiğim, kişisel olarak karakterimi çok beğendiğim bir oyuncu. Yani güzel bir karşılaşma oldu. Haftanın güzel çekişmeli karşılaşmalarından bir tanesi diyebiliriz. Kesinlikle. Bir kez yükselişli olan bir takım. Daha da ilerleyebileceğini düşünüyorum ben. Ben şimdi şeyi gördüm. Hani burada maalesef ki bazı aksiliklerden dolayı hani ligimize yeni katılmış takımlar var. Evet. Yani çıkmış takımların yerine alan takımlar var. En büyük sürprizi bunlardan gördük değil mi? Yani tamamen bizim beklentimizi karşılayan bir takım oldu benim için. Yani eski bir diğer takımları nereye, konuş. Bir Likes nereye? Tabii ya, tabii. Baktığım zaman da yani gerçekten çok güzel. O yüzden tebrik ediyorum yani bir Likes'i. Ben şunu hissediyorum. Ligin ikinci devresinde çok başarılı olabilecek bir ekip. Çünkü artık o lige alışma devresini atlattı diyebiliriz bu maçın ardından. Kesinlikle. Artık hani takımları da biliyor. Gelecek karşılaşmalara daha iyi hazırlanacaktır. Buradan belki hani Volkan Ateş'i tanıyorlarsa ondan birkaç tavsiye alabilirler. Tüyo alabilirsiniz. Burada size takım koçluğu yapabilirim. Hani, yani. Koçluk nasıl yapılır öğretebiliriz. Aynen hani o tarzda bir destek de bulunabilir Volkan Ateş'te. Bu arada sana unutmadan bahsedeyim. Bu hafta bir konuğumuz daha var. Öyle mi? Her hafta konuk almaya devam ediyoruz. Bu hafta da yine Esliga'dan gerçekten yine iddialı bir kaptan konuğumuz olacak. İlerleyen dakikalarda da. Ha, şimdi sürpriz doğru. Benim haberim yoktu. Ben bu hafta konuk almıyoruz diye biliyordum. Bana yok. Da hiç bahsetmedin Fırat'cığım. Böyle sıra alacağım ben ya. Hani sana sürprizler yapacağım. Vallahi olabilir. Bana uyar. Beni böyle küçük sürprizlerle şımartabilirsin. Teşekkür ederim. Bir sonraki karşılaşmamıza geçelim. Yani maçı sana bırakıyorum. Yani Köprübaşı senin takımın. Senin alt sıralardaki favorin diyebilir miyim Köprübaşı? Abi benim favori takımım. Çünkü benim artık Köprübaşı kesinlikle gözümden düştü. Tamam mı? Hani bak bunu Köprübaşı tekrar... Köprübaşı seni yaktı evet. Bunu tekrar yineliyorum. Köprübaşı kesinlikle gözümden düştü. 8'lik kazanmışlar. Bana ne? Ben umurumda burada... trip atıyorum burada şu an. Ya yapma şimdi. Bu hafta mı yenecek? Aynen. Vallahi eski bağlar... Sen konuş. Eski bağlar hiçbir cevap veremedi yani Köprübaşı'na. Yani Fırat'cığım buradan Murat Kılıcı da gerçekten tebrik ediyorum. Müthiş bir performans sergiledi takım adına. Yani 8-2 biten maçta takım adına tam 7 tane gol attı yani. 7 gol attı değil mi? Evet Murat Kılıç. Buradan ben de Murat Kılıç'a seslenmek istiyorum. Geçen hafta neredeydin Murat? Ben o formayı giyerken neredeydin Murat? He? Üzülme Fırat'cığım. Lütfen yapma böyle. Neyse olur bazen böyle şeyler. Doğru. Ondan sonra kimseye güvenmemem gerekeni. Podri meydan bana kimseye güvenmemem yok gerekeni. Ama ben şimdi dediğim gibi Köprübaşı artık zaten Terminadores karşılaşmasına kadar yükselişte olan bir ekipti. Evet. Bu gazı da yine ligin üst sıralarında güçlü ekiplerinden Real Bozkurt yenilgisinden sonra sergilemeye başlamıştı. Yine ligin üst sıralarında ki bir ekibe kaybettiler geçen hafta. Ama bu hafta artık dediğimiz gibi alt sıralara ait olmayan bir takım olduğunu gösterdi yani Köprübaşı oynadığı futbolla. Yani defansta gayet iyilerdi. Yeni bir kaleci almışlar bu arada. Yanlış hatırlamıyorsam ismi Selçuk. Onu da devre arasından sonra resmi transferini gerçekleştirecekler. Misafir oynattılar. Ben onun performansını da iyi değerlendirdim. O yüzden eski bağların bulduğu gol sayısı da bu kadar az. Gerçekten yetenekli bir kaleci. Hani ligde daha güzel işler başarabileceğini düşünüyorum. Onun dışında dediğimiz gibi zaten maçın adamı Murat Kılıç oldu. Evet. Yani maç hakkında yani benim söyleyebileceklerim hani bu kadar. Kulağıma geldi. Önümüzdeki haftalarda olsun ikinci devrede olsun bazı takviyeler yapılacakları, şu anda takımlarındaki eksik olan mevkileri takviyeler yapılacağını. Yani bunu fark etmeleri güzel. Keşke daha erken fark etselerdi. Yani evet, Köprübaşı şu an gerçekten bildiğim kadarıyla aldığımız istihbaratlara göre transfer çalışmalarını da hızla sürdürüyorlar yani. Evet. Ligden, özellikle alt ligden oyuncu arayışlarındalar. Yani eksik gördükleri mevkilere. Bu konuda gerçekten ciddi bir çalışma sürdürüyor takım kaptanı Fırat İşan. Dediğimiz gibi diğer takımlar da bu eksiklerini görürlerse bir an evvel. Hani onların da çünkü özellikle alt sıradaki takımların böyle güzel, etkili transferlere ihtiyacı var.
dediğimiz gibi buradan takımlara tekrar uyarımızı yapalım. Ligin bugün çok söyledik ligin ikinci devresi diye. Evet. Çünkü gerçekten çünkü ikinci devrede takımların çok güçleneceğini görüyoruz değil mi? Daha güçlü takımlar daha böyle seyir keyfi yüksek maçlar olacağını düşünüyorum ben. O yüzden şimdilik biraz durgun geçeceğini gibi bir izlenim var benim gözümde. Ligin yani kalan son 2-3 haftası. Evet. Çünkü artık zor böyle sürpriz içeren maçlar da pek kalmadı. Sadece bir kurtuluş Terminal Ares maçımız geriye kaldı. Böyle çok üst sıralar için önemli bir maç diyebileceğimiz. Ben şimdilik böyle diyorum Fıratçım. Maç değerlendirmeleri hakkında. Yani genel olarak güzel bir hafta geçirdik. Bu haftaya baktığımızda sonuçlar böyle. Önümüzdeki hafta dediğim gibi en büyük sürprizi Galip Türkan Real Bozkurt maçında bekliyoruz. Bakalım neler olacak bu karşılaşmada. Evet Fıratçım, bu haftaki sürpriz konumuz kim? Hiç ondan bahsetmedin bana bu hafta. Bana gerçekten sürpriz oldu yani. Evet, 13. haftanın sürpriz konu Ulu Önder City kaptanı Volkan Ateş. Dilersen Volkan Ateş alalım. Tabii. Bu haftanın ben karşılaşmasını hemen, değerlendirelim onunla. Ben hemen yerini terk edeyim. Tabii ki seni kovmak zorundayım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldiniz hocam. Merhaba Fıratçım. Öncelikle nasılsınız, iyisiniz? Bu hafta konumuz oldu. İyiyim Fırat, sağ ol, seni sormalı. Teşekkürler, ben de iyiyim. Kırmadınız, geldiniz bizi. Rica ederiz, her zaman. Yani bomba gibi bir maç yaptınız bu hafta. Hani beklenmedik bir skor oldu diyebilirim yani. Açıkçası kağıt üzerinde favori değildiniz. O yüzden biz de bu hafta sizi konuk etmek istedik. Teşekkürler. Önce FNC maçıyla istersen başlayalım. FNC maçı zor bir maçtı. Evet. Sakat çıktığım bir maçtı. Rekabet yüksek oldu. Tüm takım arkadaşlarım elinden geleni yaptı. Ulu Önder City zaten ligin ilk 3 haftasından sonra ciddi bir rotasyona gitti. Rotasyondan sonra bir yükseliş, diriliş sezonuna girdik. Evet. Aynen. Şu an iyi konumdayız. Hedeflediğimiz yerdeyiz. Takım güzel oturdu. Herkes bir aile havasında şu an. Bakalım iyi gidiyoruz. Evet, şu an Atletico Eskişehir'le biraz kapışıyorsunuz puan tablosuna baktığımız zaman. Sizin önünüzdeki haftaki rakibiniz Efsane City. Hani çok zorlanacağınızı düşünmüyorum ben. 3-0 gibi bir skorla kazanabilirsiniz diye tahmin ediyorum. İnşallah bakacağız. Çünkü ilk 3 haftanın biz hala avarajını kapatamadık Fırat. Efsane City maçında onu hedefliyoruz. En azından bir artı avaraja geçmek istiyoruz yani. Atletico Eskişehir'de bu hafta LFC ile oynayacak. Hani o karşılaşmada onlar puan kaybettiği takdirde siz hani 7.liğe kadar bile yükselebilirsiniz. LFC Atletico Eskişehir maçı güzel geçer. Evet. Zaten ligin playoff şampiyonluk yarışı da çok güzel geçiyor. Playoff yarışı da çok güzel geçiyor. İddialı takımlar var. Yani bu ligde kimin kimi yeneceği pek belli olmuyor. Bunun en güzel örneğini siz yaptınız. Yani çok önde başladınız karşılaşmaya. Evet. FNC kadar belki ikinci yarı biraz toparlanmaya başladılar. Hani açıkçası biraz gümbür gümbür geliyorlardı ama. FNC Gıda maçına biz bir hafta öncesinden hem teknik anlamda hem mental anlamda ciddi bir hazırlık yaptık. Kaç maçını izlediniz canlı FNC'nin? Ben hemen bütün maçları izliyorum ben. Yani benim izlemediğim maç yoktur. FNC Gıda maçına da özellikle Abdullah Eroğlu'na büyük bir önlem almaya çalıştık. Tam ben de onu söyleyecektim. Ama sağ olsun iki gol bana attı. Kale önünden de olsa. Yani ama takım halinde güzel defans yaptık. Takım halinde güzel iyi oynadık. O maçı 5-4 aldık. Şu an hedeflediğimiz yerdeyiz. Biraz daha yukarılara hedefliyoruz ki playoff'umuz garanti olsun diye. Evet, sen de birkaç haftadır sakatlığın sürüyor. Evet. Hani hatta geçen haftaki karşılaşmada oynadın. Hani takımını yalnız bırakmadın. Evet. Yani bu sakatlığın tam olarak ne durumda? Ne kadar süre sonra kendine gelebilirsin? Sakatlık şu an kemik olduğu için çabuk iyileşme süreci olmuyor. Bir 9 zedelenmesi olsaydı olacak. Yani 1-2 hafta dinlenme şansımız olacaktı. Hatta FNC maçına ben iğneyle çıktım. Yaklaşık 2 saattir yani 2 saatlik bir uyuşturma yapıldı. Öyle çıktım ben maça. Ki bundan sonraki haftalardaki maçlara da öyle çıkacağım büyük ihtimal. 1-2 ay falan öyle bir süreç olacak. Ama takımın başında yani elimiz ayağımız kopsa da çıkacağız maçlara. Kaptansız gemi yürümez. Biz de bu takımı yürütmeye çalışıyoruz. Şampiyonluk hedefleriniz yani yani ilk yarıyı bitireceğiz büyük ihtimalle. Hani ilk 6'da bitirme ihtimaliniz yüksek. Şu anda yani yani ne düşünüyorsunuz? Sizce bu sene şampiyon olabilir misiniz? İlk devir en azından bizim ilk devreyi kaçırırız. Wonder City olarak bizim şampiyonluk hedefimiz bir kere yok. 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 Yani çok büyük konuşup da yani rezil olmanın da bir anlamı yok. Bizim hedefimiz ilk 9'da bitirmek ligi.
Ama ilk 9'un da biraz iyi bölgelerinde, 5. 6. sıralarında bitirmek bizim hedefimiz. Tabii takım arkadaşlarım bana hep söylüyor, bizim şampiyonluk şansımız yok mu diyor. Matematiksel olarak her zaman vardır şansımız. Evet. Yani inanırsanız olur. Ama bizim ilk hedefimiz ilk 9'dur. Bakarız şöyle 5-6 maçlarımız iyi gider. Yukarıya hedefleriz, yakınlaşırız. Şampiyonluğa da biz de ortak oluruz. Neden olmasın? Çünkü 20 maç var daha önümüzde. Evet. Bir de bir duyumlar aldım ben. Sakarya Gazetesi'nin düzenlemiş olduğu turnuvaya biz Hodri Meydan Ligi olarak katılıyoruz ve bir takım kuruyoruz. Bu takımımızda da hani ligimizin en iyi oyuncuları oluyor. Ve kalecilik mevkisindeki yere sen davet edildin. Evet. Hani bu da senin için bir gurur olmalı. Şu anda ligimizin demek ki en başarılı kalecilerinden bir tanesisin. Ya aynen. Benim için bir güzel bir haber oldu. Onur duydum, gururlandım. Yani 105 kilo bir kaleci için güzel bir haberdi açıkçası. Ya hani aslında ligdeki bütün kaleciler çok iyi. Yani benim beğenmediğim bir kaleci yok. Herkes çok iyi kalitede kaleci. Ama öyle uygun görülmüş. Buradan Ekrem Kıçır'a da teşekkürlerimi ediyorum. Benim için güzel bir haber oldu. Bodri Meydan Ligi'nde Sakarya turnuvasında elimizden geldiği kadar güzel temsil edeceğiz. Bakalım orada da bir şampiyonluk hedefliyoruz. İlk maçımıza çıkalım, görelim. Evet. Yani sen de hani söylediğin gibi hani 105 kiloyum falan diyorsun ama fiziki özelliklerine göre yani uzuyorsun. Yani atlıyorsun, evet. Uçuyorsun falan filan bunları başarabiliyorsun. Yani senin daha önce bir futbol geçmişin var mıydı profesyonel olarak? Amatörlüklerde oldu. Evet, amatörlüklerde oldu. Ama genel olarak hep böyle şeydir yani. Okul turnuvaları. Okul turnuvaları. Böyle tatil yörelerinde turnuva. Luna Park'ta bile kalecilik yapmıştım oldu yani. Bu şaka değildir. Tabii. Luna Park'ta 3 gol atana bir tane forma verdim. Tabii. Yani ben Luna Park'ta da bir kalecilik yapmıştım ama biz hiç gocunmadık. Ya kalecilik her yerde benim en sevdiğim meslektir yani yaparım. Yeri gelir sokakta çocuklarla yaparım. Yeri gelir profesyonel maçlarda oynarım yani. Bu severek yapılan bir iştir benim. Evet benim. Gerçekten de siz turnuvamızın hani, en değerli oyuncularından bir tanesiniz. Gerek centilmen tavırlarınız olsun, gerek turnuvaya ilginiz, hani gerek performansınız. Hani bütün takımlara, oyunculara örnek olabilecek bir takımsınız. Evet. Yani ben de sizi gerçekten çok beğeniyorum, beğenerek izliyorum. Aynen. Üst sıralarda, daha üst sıralarda olmanız gerektiğini de düşünüyorum ben. Hani ilerleyen karşılaşmalarda daha da kendinizi toparlayacağınızı düşünüyorum. Londra City'nin ilk önceliği şeydir zaten. Her zaman biz konuşuruz, fair play'dir. Evet. Ne hakeme, ne karşı rakibe haklı da olsanız özür dileme erdemliğinde bulunun diye her zaman telkinlerde bulunurum. Sağ olsun takım arkadaşlarım o yönden çok iyidir. Yani hiçbir rakiple bir münakaşamız yoktur. Herkesle iyi geçiniriz. Yani turnuva bizim açımızdan çok güzel geçiyor açıkçası. Evet. Yeter ki sakatlık olmasın. O da bende genelde hep oluyor. Ama sakat da çıkar, oynarız maçlarımızı. Şu an iyiyiz. Rakiplerimiz güzel. Şampiyonluk yarışı çok güzel gidiyor. Takip ediyorum ben maçları. Herkesi takip ediyorum. Şu an herkes iyi bakalım. Yeni katılan takımlar oldu. Onlara da başarılar diliyorum. Evet. Daha görmediğim takımlar oldu. Çok merak ediyorum. Hemen hemen herkesi izlemişimdir. Yeni takımları bir izleme şansım olmadı. Herkes açısından güzel bir turnuva geçsin. Evet. Güzel bir lig geçsin. Sakatlığı az olan bir lig olsun. Fair play ruhunun önde olduğu bir lig olsun. Herkes için güzel olsun. Bu kadar. Peki hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Programımıza katıldınız, bize şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Fırat'cığım. Bu haftalık programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Esen kalın.